sevgili Yalçın Granit, senin yurt dışında da hakikaten 1955'te işte Racing'e transfer oluyorsun ve Avrupa'da ilk oynayan Türk basketbolcusu ünvanını kazanıyorsun. Daha sonra FIBA başkanı olan Fransa milli takımının Robert Büsner değil mi? Onun yardımcılığını yapıyorsun. Ve 3 kez Avrupa karmasına çağrılıyor ama 1957 senesinde Avrupa sayı kralı. Avrupa sayı kralı baskette. Ya ben şimdi bunları söylüyorum, gayet normal yüzüme bakıyorsun. Yani Avrupa sayı kralı olmak basketbolda. Yani ne bileyim hiç. Yani kral şöyle bir hava yapar. Yap havanı be şekerim, hadi. Yapayım ama ben şu anda... Bizim kuşak yapmazdı diyorsun. Yani ben şu anda kendimi basketbol adamı olarak görüyorum. Basketbol oyuncusu olarak değil. Ve benim kafadan sakat derecede basketbola bir sevgim, tutkum var. Yalçın abi basketbolü bulan adamdan çok daha fazla seviyordu. Şimdi büyük bir isim Yalçın Granit. Yani basketbol dünyasında herkesin çok saygı duyduğu, oyunculuk günlerinden itibaren hayranlıkla takip edilmiş, çok şöhret kazanmış, çok başarısı olmuş, büyük bir isim. Yalçın abi tabii, Yalçın abi bu işin gurusu, guru. Yani Yalçın abi Türk basketbolunun filozofudur. Yani basketbolu zaten adamın dünyası basketbol, öbürleri daha garnitür kalır. O bir ailenin böyle babası gibi ya da çok büyük gölgesi olan bir ağaç gibi düşünelim. O ağacın gölgesinin dışına çıkmasın hiç kimse. Herkes burada olsun, antrenörlüğünü yapsın, masörlüğünü yapsın, oyuncu oyunculuğunu bıraktıktan sonra takımda çalışmaya başlasın. Gazeteci, yazar, yorumcu olanlar daha fazla yazsınlar, daha fazla bu oyunun takip edilmesi için bulundukları medyada uğraş göstersinler. Hep onun peşindeydi ve herkesi motive etmek gibi bir derdi vardı. Çok iyi oynadım bugün, tebrik ediyorum. Çok çok iyi oynadım. Başkana da tebrik ettim söyle. Ama daha önemlisi koçu tebrik ettim söyle. O kafa karıştıran savunmayla kazandınız maçı, anladın mı? Yok, olsun. Mahmut için iyi oldu. Onu tebrik ettim şöyle. Şeyi de kazandınız herhalde. Çakdeviz'i de. O da... Birinci devre çok iyi oynamış. Evet. Eski günlerden daha iyi yaklaştılar. Başkanı da söyle, soyunma odasına gitsin gelsin. Tebrik ediyorum, bütün şutları soktum. Allah senden razı olsun. Hadi öpüyorum seni, teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Motivasyonun da çok önemli olduğu, bir insanın değeri, kapasitesi, verimliliği eğer doğru motive edilirse iki katına çıkartılabilir. Onun içinden öyle gelirdi yani. O öyleydi yani. Şimdi ben strateji olarak yaptığım şeyler, o duygusu öyleydi. Kişiliği öyleydi. Strateji olarak yapmıyordu. Kendiliğinden yapıyordu. Strateji olarak yapsa, samimi olmasa o netice alınmazdı. Valla Mozart nereden öğrendi beste yapmayı yani? Kim onun hocası? Berkeley'de mi? Yalçın Granit'te bir dahiydi yani. Yalçın Granit de çok iyi yapıyordu. Çok da entelektüel birisi olduğu için izah ediyordu, gayet iyi izah ediyordu. Oyuncuları tek tek alıyordu, tek tek konuşuyordu, tek tek motive ediyordu. Çok önemli şeyler bunlar. Önce soruyordu herkese. Hani ben yine bunları yaşadıktan 30 sene, 40 sene sonra öğrendiğim, hani lider koçluğunda insanlara bir şeyi dikte ya da etmezsiniz ya da hani şöyle yap demezsiniz. Önce sorarsınız. Sence bu sezon ne yaparız? Kaçıncı oluruz?
Abi ilk üçe girersek ne kadar iyi olur filan dedim. Benim vizyonum o kadarını görebiliyordu. Hani Eczacıbaşıların, Efeslerin bayağı domine ettiği bir dönemden gelmiştik. Yani bizde ön yargıları da vardı kafamızın içinde. Sorarak bunları açtı. Peki hani biz şöyle yaparsak o zaman yeneriz Eczacıbaşı'nı. Böyle olursa o zaman Efes'le yenebiliriz gibi. Yani önce sorularla açıp ondan sonra o kapakların, pencerelerin açıldığını gördükten sonra da oradan yönlendirme yapardı. Yani hani böyle bir uçuk kaçık, gerçeğe dayanmayan, ayağı yere basmayan bir tabiri caizse dolduruş değil. Çok ayağı yere basan ki gerçek motivasyon öyle olur. Öbüründe ya beni gaza getiriyor dersin, hiç inanmazsın. Ama bak bizdeki, biz çok hızlı basketbol oynayabiliyoruz. Paul gibi bir oyuncu Türkiye'de başka yok. Michael'ın getirdiği şöyle bir şey var gibi gerçekten ayağı yere basan şeylerle içini doldurup öyle motive ederdi. Heyecanı, tutkusunun ateşi, merakı basketbolla ilgili sonsuzdu. Sonsuz. Bir kavram var sporda, şartları ağırlaştırmak diye. Biz şartları ağırlaştırmakta hasis davranıyoruz. İnsanları konfor zonunun ötesine itmiyoruz, tembellik sınırlarının ötesine götürmüyoruz. Tüm bu kavramları tartışarak en sonunda altını çizdiği bir kavramı yakaladılar. O da antrenmanlarda şartları ağırlaştırmak kavramı. Yani bizde bu yok. Biz antrenmanları oyunculara bırakıyoruz. Onların temposundayız. Onların konfor zonunun ötesine itmiyoruz. 5 kişiyle 5 kişi savunma yaparken hakikaten 6. adam koyarsan bir takıma, 6. adam çok büyük bir baskı unsuru oluyor. O 6. adamı oyunda çıkarttığın zaman 5 kişi birden zannediyorsun ki 4 kişiye karşı oynuyor. Şartları ağırlaştırdığım şey bu. Yalçın abiyle çalışmak çok kolay bir iş değildir. Şöyle kolay değildir. Eğer okumayı seviyorsan, takip etmeyi seviyorsan dünyada basketbolda nelerin olduğunu çok kolaydır çalışmak. Ama eğer dediğim gibi dünyada basketbolda neler oluyor, neler bitiyor, hangi konularda yorumlar yapılmış, oyuncu nasıl geliştirilmiş, işte bu takımın nasıl sistemi, bunlarla eğer ilgin yoksa, ilgilenmiyorsan, kendi dünyana kapalı bir dünyaysan, yani dünyanı kendi buna kapatmışsan Yalçın abiyle çalışmak mümkün değildir. Çünkü o çok okur, çok çalışır ve her şeyi analiz eder. Tabii kolay olmuyor yani. Kolay insanlardan büyük başarılı elde edemiyoruz. Her başarılı insanın zordur muhakkak. Yani bir çocuk heyecanıyla takip ediyor hala basketbolu. İnsanları tembellik edebilecek duruma hiç getirmedi. Yani sürekli olarak çalışmaya iten bir kişilikti. Amerika'da ne kitap çıkarsa, ne eğitim kaseti çıkarsa, hangi maç varsa hepsini Türkiye'ye getirirdi. O zaman koskocaman VHS kasetler vardı. Ofisinde onun bir tane de video player vardı. Orada bütün NBA maçlarını seyrederdi ve çıkan bütün yayınları okurdu. Her hafta Yalçın abi başka bir sloganla gelirdi. Bir maçta gördüğü herhangi bir şeye takılır ve onu burada nasıl uygulayacağını günlerce düşünürdü. Yalçın abi her gün geliyor, okur eder, Amerika'dan kitaplar, videolar seyreder. Çünkü onun o zamanlarda video kamerası vardı. Hep antrenmanlarda biz videoya çekerdi. Hatta böyle onları bize gösterirdi televizyonda, benim aklım çıkardı. Ya bakıyor ki televizyonda ben varım abi, 74 ya. Daha Türkiye'de neredeyse televizyon yok yani neredeyse. Ya ben televizyonda oynuyorum, aklım çıkardı yani. Bir tane teybi vardı, ses kaydedici ve dinletici diyelim. Orada önce Amerika'dan getirdiği ses kayıtlarını olan bantları dinlerdi ki bunlar işte Bobby Knight'ın, Maşşevski'nin, diğer NBA'de veya NCAA'de koçluk yapmış veya oyuncuların motivasyonla ilgili veya kendi felsefelerini anlattığı ses bantlarıydı. Buradan çıkarımlar yapar, çizer, yazar. Ondan sonra hem kendi takımına hem de rakip takıma neyi uyuşturacağını yapıp bunları kendi konuşması hazırlardı. Kendi konuşmalarını hazırlardı. 2 metre civarında adamlar varsa biz onları hep öldürmüşüz. Bu adamlar burada kan içinde
çok önemli öğrendi. Biz onların hepsini pivot yapmışızdır. Hepsini moda birbirine girmişizdir. Hiçbirine basketbolu öğretmek için büyük gayretler vermemişizdir. Ve adamların hayatını, olabilecekleri kadar olacak hayatlarının hepsini kullanmışızdır. Hayatlarını kaybetmişizdir. Onun için Türkiye'de oyuncu, yani yüksek bir durum demediğim için Türkiye'de misal veriyorum. Türkiye'de basketbolcu kim gibi oynuyorsa hepsi o kadar yeteneklidir ki zaten o adam futbol oynasa biraz sonra futbol olur. Alın İbrahim, en son İbrahim diye bir oyuncu çıktı. İbrahim futbol oynasa başarılı olur. Levent futbol oynasa başarılı olur. Harun futbol oynasa başarılı olur. Yani biraz o dönem şimdi çok okudukça anlıyorum ki TED Talks'taki konuşmacılar bu şekilde hazırlanıyor. Yani benim bildiğim 20 kere filan kendi ses anlatacağı konuşmayı, yapacağı konuşmayı dener, ses kaydını alır, sonra onu dinlerdi, tekrar kaydederdi. Ve bu yapacağı konuşma, spor serginin soyunma odasında yapacağı konuşma topu topu 6 cümlelik bir konuşma. 2 dakikaya geçecek bir şey değil. Yalçın abi oynanacak olan maçı bir hafta boyunca etüt ederdi. Yani rakibi, rakibin diğer maçlarını veya bizim takımın form durumunu ve kafasında o maçı oynardı Yalçın abi. Yani maçı daha önce bütün opsiyonlarını hızlandırılmış bir şekilde oynadığını düşün. Yalçın abi daha önceden maçta olabilecek senaryoların hepsini hesap ederdi ve kafasında bir maç oturturdu ve genellikle onun oturttuğu o maç, anlattıkları, maçtan önce verdiği taktikler, maçta olabileceğini söylediği şeyler bir bir çıkardı. Yalçın Granit gibi bir ummanı bu boyutta anlatmaya çalışmak bence çok önemli. Yani Yalçın Granit'e baktığınız zaman onun disiplinli yaşamı, sürekli çalışmayı becerebilmesi, disiplini hayatının tamamına yaymış olması ve ondan ayrılmaması, granit taşının moleküler disiplininin birbirine diğer taşlara görecekle daha sıkı tutulması olduğundan öyle bir ütopik kuantum felsefesi yapmaktan çekinmeyeceğim. Öyle bir enteresan adamdır ki, inanılmaz toplayıcı, camiacı, etrafını etkiler, ekibi kurar, fikirlerini empoze edebilen, insanları yönlendirebilen bir yapısı vardı. Bizden sonra mesela Galatasaray Kulübü'ne gitti. Galatasaray Kulübü'nde de o camiayı öyle bir topladı ki, Galatasaray şampiyon oldu yani o kadar takımın arasında. Tabii bir ekip kurmak lazımdı. İşte o ekibi kurarken tabii aklıma tabii Yalçın Granit geldi. Tabii Yalçın Granit ve diğer Galatasaraylı, eski, önemli, değerli basketbolcuları da topladık. O zaman söylediğimiz baş canavar, onu koyduk oraya. Çünkü canavar, iyi anlamda canavar, hakikaten herkesi toparlayan. Biz bunları toplamazsak bu olmayacak. Çünkü ekonomisi falan, kulübün şubeyi desteklemeye o günün şartlarında yeterli değil. Diyordu ki, biz bunları toplamazsak olmayacak. Ne yapalım? Şimdi abi bir yemek yapalım, yemeğe davet edelim ama yemeğe davet ettiklerimizi iyi seçelim. Orada birbirleri arasında rekabet olan adamlar değil, birbirlerine uyum sağlayacak adamları seçelim. Birbirlerine anlaşamayanların opozitleri koyarsanız o zaman oradan şey çıkar, çok kötü enerji çıkar. Yemek sakin başlıyor. Yemek bittiği zaman o ekip gider Kıbrıs'ı alır yani. Türk basketbolunun esasında kurucuları sayılır. Yani onlar bizim ilk milli takımda oynayan abilerimizdi. Bu abilerin hepsinin bize verecek bir öğüdü vardı muhakkak. Ve biz bundan çok sıkılırdık. Çünkü bir taraftan antrenörü dinle, bir taraftan Yalçın abiyi dinle. İşte basketbol şube kaptanı gelir bir şey söyler, başkan gelir bir şey söyler. Bir de abiler çıktı başımıza, bir sürü abi. Yalçın abi de esasında o grubu uzaktan yönetiyordu. Yani kimin oyuncuya ne söyleyeceğini vesaire Yalçın abi ayarlıyordu. Fakat biz kısa bir süre sonra öyle bir alıştık ki bu ekibe,
yedek oyuncuların arkasında hemen tribünün ilk sırası onlara boş bırakılırdı. Onlar gelir oraya otururlardı. Maç boyunca sanki bench'te eski basketbolcularla oturuyormuş gibiydik. Arkadan devamlı bir destek gelirdi. Ve iç içe olduk, alıştık. Soyunma odasına giriyoruz. Kimi başka bir şey söylüyor, kimi bir fıkra anlatıyor. Bizim soyunma odası şenlikli bir yerdi gerçekten. Efes finalinden önce durum 1-1'di. Son maç 2-1 olan öne geçen şampiyon oluyordu. Soyunma odasına bir girdik, kimse yok. Hiç kimse gelmemiş. Soyunma odası bomboş. 10 tane oyuncu, 2 tane koç. Başka kimse yok. Yalçın abi var. Biz bir acayip olduk. Hiç çıt yok. Dedik ki herhalde ümidi kestiler bizden. Yani güvenmiyorlar maçı kazanacağımıza. Kimse gelmemiş. Neyse çok soğuk, kötü bir maç konuşması yapıldı. Morallerimiz düştü. Cim bom bom dedik. Sonra bir sessizlik oldu. Ben de genelde kapıyı dayanarak olurdum, işte not alırdım kendime. Kapıyı ben açtım. Kapıyı ben açınca karşıda bizim o ikinci bench'ten, second bench denen eski basketbol, Yalçın abinin döneminde şampiyonluklar yaşamış efsanevi oyuncuların orada durduğunu gördüm. Böyle duruyorlar ve ellerini yukarıda kavuşturmuşlar. Bezirganbaşı oyunu gibi. Aldığım bir ellerden bir tünel yapmışlar. Biz çıktığımızda bir alkış koptu. Bu sefer o kadar kalabalık gelmişler ki soyunma odasına kimin gireceği konusunda itiş kakış çıkmış kendi aralarında. Yalçın abi demiş ki bugün kimse girmeyecek. Spor Sergi'nin o 90 metrelik sahaya giden yolu sağlı sollu Galatasaraylı eski abilerle, eski basketbolcularla, eski sporcularla, idarecilerle doluydu. Herkes bir garip oldu. Bir an hep beraber koşmaya başladık mesela oradan. Yani ben de kendimi koşar buldum, sahaya çıktım falan filan. Zaten orada maçı çıkmadan biz tünelde kazanmıştık. Yani bu hep planlanmış şeyler, hep sürprizler yapardı Yalçın abi. Çünkü o takımın bu tip sürprizlerle itilmeye ihtiyacı vardı. Türkiye'de bütün spor severlerin bildiği çok önemli bir basketbol adamı. Türkiye'de işte basketbolu organize edenlerden falan filan. Ama aynı zamanda Yalçın Granit bir jeolog. Ve jeolog olarak İstanbul Üniversitesi'nde asistanlık da yapmış. Böyle bir spor adamı eğer aynı zamanda jeolog olaydı, gene bir basketbol yıldızı olurdu. Gene Türk basketboluna önemli katkılar yapardı. Ama aynı zamanda jeolog olurdu. Tabii öyle bir adamın jeolog olması bir sürü gencin jeolojiye cezbedilmesinde de rol oynar. Bazen böyle bir şey duyarsınız, bir efsaneye dönüşür. Gerçeğiyle karşılaşınca Allah Allah bu muymuş ya dersiniz. Çok nadiren de bunun tersi olur. Yani duyarsınız ama tanıdığınızda, gördüğünüzde, fiziksel olarak dokunduğunuzda o efsane duyduğunuzdan bile daha büyük bir şeydir. Yalçın abi öyle bir şeydi. Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi çok sonra, Yalçın abiyle tanıştıktan çok sonra birkaç sene önce, yani vefatından da 1-2 sene önce belki, internette bir konuşmasını dinledim. 90'a falan gelmişti Yalçın abi aşağı yukarı o konuşmayı yaptığında ve şöyle diyordu. Araştırmayı ve öğrenmeyi çok seviyorum. Hala öğrenmeye çalışıyorum ve öğrendiklerimi de öğretmeye çalışıyorum. Aynen şöyle diyordu. Bakın bildiklerimi demiyorum, öğrendiklerimi diyorum. Şimdi bundan daha büyük bir bilgelik yok. Definitely he was one of the pioneer European basketball. Beginning of 60s, Galatasaray, he was at the time most popular team in Europe. Serbian basketball
And at the time, of course, we play basketball, but not on the level like Turkish basketball. We learn a lot of Turkish basketball. I can remember that in the time that Galatasaray visited Serbian tournament, he made tournament, Jalcin was a phenomenon. Un fenomeno, Will came in Pirot, okay? And in the practice, of the game, before the game, or in the game, or in the warm-up, I don't know now, I cannot remember, he took the ball, he made the bend on the ice, he took the ball and he took the free throws and he made. And the time he was for us, incredible. Üç büyük kulübünde müşterek sorunu. Yani bir oraya şey yapmayalım. Önemli olan şu, bugün Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fener'in yönetim kurulları, futbol yönetim kurulu. Hiç basketbolla falan alakaları yok. Haklı onlar. Futbol şubelerini başarılı yapacağız diye iddia ederek gelmişler. Hepsinin işte kimi stat yapacak, kimi halka açılacak dertleri başlarından açmış. Galatasaray kulübünün şeyi, basketbolun kurtuluşu büyük kulüplerde özelleşmesiyle bağlı. O zaman ilk defa Türkiye'de yine Yalçın abinin öncülüğünde oldu bu. Çok enteresan bir çıkıştır. Basketbolu anonim şirket haline getirme projesi çok önemli bir projeydi. Yani kulübün, Galatasaray kulübünün, Galatasaray'da çalışıyoruz. Galatasaray kulübünün yani bünyesinde tabii neticede ama bir ayrı bir yönetim kurulu olması, ayrı bir kasası olması, ayrı bir muhasebesi olması, ayrı bir gelir kalemi olması. Bunun şeyini yaptık. Projesini geliştiriyor Yalçın abi ve bir taraftan da ilk kez 2002 sezonu, 2002'den bahsediyoruz. İlk kez biz televizyondaki gelen gelir hakkımızla şubeyi döndürdük. Mesela işte Kobe Bryant her eline gelen atıyordu geçen sene. Hiç bağırıp çağırmadılar. Hep önüne baktı koç. Ama önüne bakarak ona anlama ve doğruyu bulma şansı tanıdı. Şimdi Kobe Bryant Amerika'nın en iyi oyuncusu. Dünyanın en iyi oyuncusu. Sana bir iddiada bulunayım. Birkaç sene sonra Michael Jordan'dan daha iyi oynayacak. Vallahi. Neden? Neden? Koçu önüne bakıyor o hata yaptığı zaman. Onun için. İki tip koç gördüm ben. Bir tanesi Yalçın abi gibi ki daha az. Diğeri daha hani daha fırçacı dediğimiz, hani bugün çokça gördüğümüz, hatayı hemen uyaran, cezalandıran tarz. Yalçın abi şutu kaçırdığın zaman bağırırdı. Ama şöyle bağırırdı. Olsun aslanım sorun değil. Ben biliyorum sen atarsın. Şimdi bir hata yaptığında, tabiri caizse fırçayı yediğinde oyuncu olarak şunu hissedersin. Ya tamam hata yaptım ama cezamı da ödedim şu anda. Fırçayı yedim ve bu cezaydı zaten ödedim. Dolayısıyla sorumluluğunu belki çok hissetmiyorsun ve korkuyla oynamaya devam ediyorsun. Bu başka bir çeşit motivasyon. Hangisi daha doğrudur çalışır onu bilemem. Ama Yalçın abinin yönteminde sana güvendiğini, senin yapabileceğini söylediğinde bir hatadan bile sonra duyduğun başka bir sorumluluk oluyor. Ama bütün bunları yaparken de tek bir şey vardı. Hep basketbol. Bugün ne bekliyorsunuz? Kazanır mıyız kupayı? Bugün iş bence Sinan'a bağlı. Sinan normal oyunlarından birini oynarsa, beğenerek izlediğimiz oyunlardan birini oynarsa, muhakkak kazanırlarına geçeriz. O maçta ki belki de benimle ilgili söyleyebileceği güzel şey söylüyor. Evet.
Kupayı Galatasaray camiasına kazandırma kariyerindeki en güzel noktalardan biriydi ama herhalde maçla alakalı, kariyerimle alakalı en güzel söyleyebileceğim şey de Yalçın abiyi memnun edecektim çünkü yani mutlu bir insandı ama mutluluğunu çok da göstermezdi. Memnun edecek bir şey yaptım olduğum, yapmış olduğum için acayip gururluyum. Ben diyorum ki Eczacıbaşı'nın basketbola hizmeti, desteği şu kadarcık olsun devam etmeli. Böyle bir yerde Eczacıbaşı yalnız ve yalnız ücretsiz basketbol okulu açarsa ilkokul çocuklarına burada 500, 600, 700 kişi basketbol oynar. Bence Eczacıbaşı'nın basketbola ilişkisi sürer ve Türkiye için de bugüne kadar yaptıkları kadar faydalı başka bir adım olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Eczacıbaşı böyle bir organizasyon yaparsa ben bunu organize ederim. Kendim için hiçbir şey istemeden. Antrenör de bulurum, oyuncuları da bu filmi de bulurum. Şurada 500 tane çocuğun antrenman yaptığını düşünün. Gözler yaşartıcı bir sahne bu. Ben bunu yapmaya hazırım. Yönetimin ilgisine sunarım. Basketbol bana bir hayat verdi. Ve bu hayatı başkalarına da verebilmeliyim. Düşüncesiyle. Herkesin belki de hani Don Kişot olarak gördüğü şey. Yani sezon biterdi, Bodrum'a giderdi. Bodrum'da kendi işte yaşadığı alanın etrafındaki bulduğu sahalarda çocuklara basketbol öğretmeye çalışır. Basketbol öğrensinler ve işte yeni NBA yıldızları olsunlar diye yapmıyordu onu. Basketbol onlara bir yol göstersin diye yapıyordu.